Geleceğin Ayvalığı, Ayvalığın Geleceği. Ayvalık, UNESCO Dünya Mirası listesi yolunda emin adımlarla ilerlerken belirli periyotlarla paneller, söyleşiler ve odak toplantılarını sürdürüyor. Geleceğin Ayvalığını hayal etmek ve Ayvalığın geleceği hakkındaki fikirleri paylaşmak amacıyla Şeytanın Bahçesi'nde Geleceğin Ayvalığı, Ayvalığın Geleceği konulu odak toplantısı gerçekleştirildi. Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası listesine kalıcı olarak girmesi amacıyla başlatılan alan yönetimi planına altlık oluşturmak, güçlü zayıf fırsatlar tehditler, SWOT analizleri için veri sağlamak amacıyla ikinci odak toplantısı yapıldı. Ayvalık'ın akademi, kültür, sanat ve ticaret alanında faaliyet gösteren katılımcılar ile sohbet şeklinde yürütülen toplantıda, dinleyicilerin yönlendirdiği sorulara yanıtlar arandı. Doçent Doktor Serhan Adan'ın yönlendiriciliğini üstlendi toplantıda, Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Aziz Etan, Mutlu Köy Konukevi Seçici Kurul Üyesi Defne Koryürek, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi adına Eren Tapan, Serbest Danışman Esra Başak, Zeytinyağı Üreticisi Hüseyin Kesebir, Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Mustafa Kürşat, Şeytanın Kahvesi İşletmecisi Suat Kaçak, Çöp Adam Projesi Koordinatörü Tara Hopkins, Grafiker ve ressam Tunca Subaşı ile şair Turgut Baygın yer aldı. Buluşmada denizel türlerin çeşitliliğinde ortaya çıkan sorunlar, deniz ve çevre kirliliği, zeytinliklerin imar faaliyetleri gibi olumsuzluklar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Ayvalık yerelindeki sanatçılarla iletişimin artırılması, koordinasyon ve iletişim eksikliğinin giderilmesi gibi farklı konular ele alındı birlikte yönetme, modeli açısından gereken sinerjinin yine yerel ve sivil halkın yeterince örgütlenmesiyle sağlanabileceğinin değerlendirildiği, yerel yönetimlerin tüm çalışmalarının merkezinde ve çoğulcu katılıma açık olması yoluyla, Ayvalık'ta aidiyet duygusunun artırılmasının gerektiği sonucuna varıldı. Yönlendirici doçent doktora da toplantının bir tanışma ve başlangıç olduğunu, devamı için yeniden bir araya gelineceğini belirtti. Doktora da, üç konuya dikkat çekmek istiyorum. Ayvalık'ın kent envanterinin ve arşivinin kurulması, Ayvalık Okulu, adı altında tüm akademik çalışmaların toplanması, Ayvalık dışında yaşayan Ayvalıklılarla da benzer bir toplantı yapılması. Böylece toplantıya ait kısa vadeli eylem planlarını belirledik, toplantı notları ise çok yakında rapor olarak da paylaşılacak, dedi.